Salgın nedeniyle eğitimlere uzaktan devam ediliyor. Ancak uygulamalı derslerde sorunlar yaşanabiliyor. İstinye Üniversitesi yaşadığı sorunu teknolojinin imkanlarından faydalanarak aşmayı başardı. Kullandığın reaktifleri etiketlemen gerekiyor. Tıp eğitimi birebir teması, birebir yaklaşımı gerektiren bir eğitim. Ve burada bir sıkıntı yaşadık. Bazı çözüm arayışlarına gitmeye çalıştık. Ve ilk başlangıç olarak biyokimya laboratuvarlarımızı sanal ortamda öğrencilerin deneyleyebileceği bir hale dönüştürmeye çalıştık. Tıp fakültesinde sanal gerçeklik laboratuvarı kuruldu. Böylece uygulamalı dersler öğrenciler için daha anlaşılır hale geldi. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğünü takarak laboratuvar ortamına giriyorlar. Böylelikle uygulamalı derslerin deneylerini gerçekleştirebiliyorlar. Normalde deneme yanılma yöntemi sayesinde daha uzun süren deneylerimiz bu sayede çok daha kısa zamanda ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler evlerinden kolayca derslere katılabiliyor. Bizim şu an gördüğümüz bir internet tarayıcıdan çalışan, yani öğrencilerin evlerinde hiçbir altyapı gerekmeden ulaşabildikleri bir versiyon. Fakat bu aynı görüntüyü sanal gerçeklik gözlükleri takarak birebir yaşayarak da deneyimleme şanslarına sahipler. Deneyleri de sanal ortamda yapabilen öğrenciler böylece becerilerini arttırıyor.